Sayın milletvekillerim, İstanbul Maslak Atatürk Otosanayi sitesinin değerli esnafları, İstanbul Otosanayi Esnaf Odası'nın değerli üyeleri, Cumhuriyet Halk Partimizin Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarına başladığı ekonomi masamız var. Bugün ekonomi masamızın durağı da otosanatkarların, daha çok da geçmişten beri bu mesleği yapmış, bugün hem ekonomik sıkıntılarla, hem pandemi dolayısıyla, hem marka teçhizli bakım servislerinin yarattığı, hem sigorta şirketlerinin ağır tehditler altında bulunan esnafın sorunlarını dinlemek. Bugün biz buraya ekonomi masası üyeleri olarak geldik. Önce ben size üyelerimizi tanıtacağım. Sonra toplantımızın işleyiş biçimi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bizi konuk eden Sayın Mustafa Keskin nazarında tüm esnafımıza saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası üyeleri, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekilimiz eski önceki dönem Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Sayın İlhan Kesici, Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç, Kocaeli Milletvekilimiz Parti Meclis Üyemiz Sayın Tahsin Tarhan, İlçe Başkanımız Sayın Sevim Yalınkılıç ve İstanbul Milletvekilimiz, Bölge Milletvekilimiz Sayın Aykut Erdoğdu. Ben de Bölge Milletvekili Gökhan Zeybek. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle Sayın İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'nun ekonominin genel durumu ve sektörün sorunları ile ilgili bir sunumu olacak. Arkasından biz sözü size vereceğiz. Burada tabii kooperatif yöneticileri var, kefaret kooperatifinin yöneticileri var, esnaf odası yöneticilerimiz var, diğer sektör temsilcilerimiz var. Her bir arkadaşımızın bu kürsüden ya da size ulaştıracağımız mikrofon üzerinden görüşlerini aktarmasını istiyoruz, sorularını sormasını istiyoruz. Daha sonra ekonomi masası üyesi arkadaşlarımız, milletvekilleri kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili, Sayın Kesici'nin zaten tümü uzmanlık alanı olduğu için bütün sorularda onu muhatap sayacağız ve cevap vereceğiz. Toplantımızın işleyişi bu biçimiyle olacak. Ben şimdiden bizi misafir ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Aykut Erdoğdu'yu ben kürsüye davet ediyorum. Yüksek müsaadenizle öncelikle maskemi çıkarmak istiyorum. İnşallah bu pandemiden, bu bulaşıcı hastalıktan en yakın zamanda kurtulacağız. Öncelikle bizi buraya davet eden sevgili Mustafa Keskin ağabeyimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kendisi hem çok iyi bir ev sahibidir, aynı zamanda reel sektörde bir öğretmen gibi de bizlere derdi anlatan, derdinizi anlatan çok kıymetli bir abimizdir. Sağ olsun, var olsun. Onun sayesinde Türkiye'de çok geniş bir sektör olan oto tamirciliği sektörü hakkında da çok derin bilgilere sahip olduk ve elimizden geldiğince de bunu meclis kürsüsüne taşıdık. Biraz sorunların detaylarını size aktarabilirim. Bu arada biz devlette genç bürokratlarken bizleri yetiştiren çok değerli hocamız, abimiz, üstadımız İlhan Kesici'nin önünde konuşmak da bugüne nasip oluyor. Sağ olsunlar. Onlar bizim üstadlarımızdı, müsteşarlığımızı yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği en iyi Cumhuriyet bürokratlarından birisiydi. Şükrü abi burada. Şükrü abi bizim siyaseten abimizdir, gerçek bir abimizdir. Onun önünde de konuşmak heyecan verici. Değerli arkadaşlar, sizlerin çoğu esnafsınız. Esnaf son dönemde bu yeni düzende, neoliberal kapitalist sistem denilen yeni düzende ekonominin yüküymüş gibi algılanıyor.
Sanki sizin bir üretiminiz yok, sanki siz ekonomiye bir şey katmıyorsunuz, sadece yük oluyormuşsunuz gibi bir algı var. Öncelikle bunun doğru olmadığını hep birlikte anlamak ve anlatmak zorundayız. Bir şeyin önemini anlayabilmemiz için o şeyin yok olduğunda ne olacağını düşünün. Esnaf sadece sizler değil, bütün esnaf için söylüyorum. Ekonominin dağıtım kanalıdır. Ekonominin kılcal damarıdır. Onun için bu damarlarda bir tıkanıklık olduğunda bütün vücudu, bütün ekonomiyi bozacak bir durum ortaya çıkar. Ve biliyoruz ki son birkaç yıldır çok ağır bir kriz yaşıyorsunuz. Eskiden olduğu gibi gelirleriniz masraflarınızı karşılamaya yetmediği gibi mevcut birikimlerinizden yediğinizin farkındayız. Ve buna daha fazla dayanamayacağınızı da yüreğimizde hissediyoruz. Sizin sektörün özelliği şu. Sizler ağırlıklı ithal araçlar olan Türkiye'de otomobillerin tamir işiyle uğraşıyorsunuz. En büyük zorluğunuz sigorta şirketleriyle olduğunuzu Mustafa abi bize anlattı. Ve sigorta sektörü Türkiye'de %95 itibariyle yabancıların elinde. Sigorta zorluğu sadece sizin için değil, ayrıca araç kullanıcıları için de çok zor bir durum. Çünkü Türkiye oransal olarak en yüksek primleri ödeyen ülke. Bu kadar yüksek prim ödememize rağmen aracımız bir hasar gördüğünde, aracımız bir kaza yaptığında hakkıyla bunu tamir eden, el emeğiyle, göz nuruyla tamir eden esnafımızın hakkı ödeniyor mu derseniz, biz ödendiğini düşünmüyoruz. Buna muhakkak bir düzenleme yapılmalı. Buradaki temel sorun da sigorta eksperlerinin sizleri değil, biz araç kullanıcıların değil, tamamıyla sigorta şirketlerinin çıkarını korumak zorunda kalması. Burada sigorta eksperlerini suçlamıyorum. Burada sistem olarak sigorta eksperini, sigorta şirketi belirlediği için kim belirliyorsa onun çıkarını korumak zorunda kalıyorlar. Onun için bu konuda gerçek bir düzenlemeye ihtiyaç var. Diğer bir ihtiyaç, otomobil firmalarının kendi servislerini açarak sizinle haksız rekabet etmeleri. Elbette ki servislerini açacaklar. Buna karşı değiliz. Ama bu piyasadaki hakim güçlerini tekel olarak esnafa karşı kullanıyorsa işte bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ne demek istiyorum? Siz araç tamir parçalarına hemen ulaşamıyorsanız, yüksek fiyatlarda ulaşıyorsanız ve sizinle haksız rekabet ediliyorsa zaten ayakta kalmanız çok zor. Bu sizler için ayrıca bir haksızlık yaratabilir. Bunlar Mustafa abiden öğrendiğimiz dertler. Daha başka dertlerinizi de anlattı ve biz bu konuda bir meclis araştırma önergesi verdik. Şu an meclis gündeminde, bunu daha yüksek sesli olarak duyurmaya çalışacağız. Arkadaşlar, bunlar sizin yaşadığınız krizler. Siz belki bunlarla baş edebilirdiniz. Ama Türkiye birkaç krizin içinde birden yaşıyor. Bunun en ağırı siyasi kriz arkadaşlar. Siyasi kriz ne yazık ki Türkiye'de anayasa değişikliğiyle başladı. O anayasa değişikliğinde uyarmaya çalışmıştık. Temel sorun şuydu: partili bir cumhurbaşkanı hangi partiden olursa olsun bu ülkeye hayır getirmez. Çünkü cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı, reisi cumhur devletin başıdır. Ve anayasal mantığa göre temel görevi şudur: bir tür abi gibi. Eğer devletin organları arasında bir problem çıkarsa bir abiye, bir devlet büyüğüne ihtiyaç var. İşte o makam cumhurbaşkanlığıdır. Ağır bir kriz geçirdiğimizde yargısıyla, yürütmesiyle, yasamasıyla üç devlet gücü arasında abilik yapsın diye. Ama bu abinin tarafsız olması gerekiyor. Bu yüzden anayasada tarafsızlık yemini var. Ama ne yazık ki o devletin abisi, devletin büyüğü makamını parti genel başkanlığıyla birleştirdiler. Bunun çok yanlış olduğunu söyledik. Bu durum yanlıştır dedik. Şimdi düşünün ki biz rakip partileriz. Cumhurbaşkanı, bütün hepimizin abisi olması gereken makam, bir partinin genel başkanı. Şimdi bir partinin genel başkanı mı konuşuyor kürsüde, yoksa devletin başı mı konuşuyor, karışıyor. Cevap vermekte zorlanıyorsunuz. Hayatı götürmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü cumhurbaşkanının bütün güçler üzerinde bir etkisi var. Yargı mesela. Adalet, bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz iş.
Şimdi adaletin en yüksek yargısının başındaki hakimleri bir partinin genel başkanı atadığında sıkıntı oluyor bu. Bu dert oluyor. Aynı şekilde o bir parti genel başkanı olduğu için, bunu Tayyip Bey'e adres göstererek söylemiyorum. İsterse bu Kılıçdaroğlu olabilirdi, isterse Devlet Bey olabilirdi. Bir partinin genel başkanı hakimleri atadığında, diğer partinin bir hukuksuzluğa uğradığında tarafsız, bağımsız bir yargı olduğunu hissetmiyor. İşte bu hafif gördüğümüz iş, ya bunu da idare ederiz dediğimiz şeyi idare edemedik ve ağır bir krizle karşı karşıya kaldık. Ve bu krizin temel niteliği siyasi krizle karşı karşıya kaldık. Siyasi kriz diğer krizleri besledi. Çünkü böylesine bir anayasal düzen içinde yaşadığınızda insanlar hukuk güvenliği yok dedi. Adalet yok dedi ve artık bu ülkede kimse yatırım yapmamaya başladı. Kendinizi yatırımcı olarak düşünün. Hukukun olmadığı bir ülkeye güvenip de siz bir ülkede yatırım yapar mısınız? Yapmazsınız. Karar verebilir misiniz? Vermezsiniz. Ve bu ağır sorun bir ekonomik krizi tetikledi. Ama hepimizin aklında tutması gereken şu. Ekonomik krizimizin sebebi işte bu siyasal kriz. Bu yüzden şimdi reform tartışmaları var. Bu yüzden şimdi reform yapma ihtiyacını duyuyorlar. Herkes iyi değil mi? Ekonomik krizi siz nasıl hissediyorsunuz? Hepimizin ilk hissettiği şey şu değil mi? Döviz hızla yükseliyorsa bir sorun var diyoruz. Sizler ototamircisiniz. Birçok parçanız ithal. Döviz yükseldikçe sizin parça parça fiyatlarınız, maliyetleriniz yükseliyor. E bunu da söylediğinizde ya ne oluyor diyorlar. Sizin mesela üretici olarak maliyetleriniz yükseliyor. Başka neyiniz yükseliyor? Aynı zamanda kredi kartınız var veya o günü işte kazandığınızda gidip markete alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Ya her gün aldığınız peynirin fiyatı değişiyor. Zeytinin fiyatı değişiyor. Aynı parayı kazanmaya çalışsanız bile fakirleşiyorsunuz, yoksullaşıyorsunuz. İşte buna enflasyon diyoruz. Enflasyon niye olur? Enflasyon birkaç sebepten olur. Bir, vatandaşınıza çok para dağıtırsınız, herkesin cebinde çok para olur. Ama mal aynıdır. Herkese çok para olduğu için malın fiyatı yükselir. Bunu ne zaman yaşadık? Seçim zamanında Tayyip Bey işte o anayasayı geçirmek için, seçimleri kazanmak için piyasaya parayı bastı verdi. Bastı verdi. Nasıl verdi? Bankalardan kredi aracılığıyla. Herkes parayı bulunca ne yaptı? E gittiler ev aldılar, konut aldılar. Her şeyin fiyatı yükselmeye başladı. Sadece ev konut almadık. Cep telefonu aldık, otomobil aldık. Peki bunlar ne? Bunlar da ithal ürün değil mi? Peki ithal ürün olunca ne oluyor? E başka memleketin parasını alıyorsun. E senin peki ithal ürün için senin neye ihtiyacın var? Dövize ihtiyacın var değil mi? Nasıl döviz kazanacaksın? Bir ihracat yapacaksın, bir de turizmden gelecek. İşte döviz ne olacak? Onunla ithalat yapacaksın. Ama bizim kazandığımız döviz, harcadığımız dövize yetmeyince ne oldu? İşte buna da cari açık diyoruz. Cari açık ne? Cari açık da şu, Türkiye'nin parası yetmiyor. Gidiyor diyor ki bana para ver. Bana para verin anlamı da dış borç. Bakın AK Parti iktidara geldiğinde 130 milyar dolar dış borcumuz varken bugün 430 milyar dolar baş borcumuz var. 430 milyar dolar. Bunu biz ödemek zorundayız. Şimdi bu 430 milyar dolar dış borç nasıl oluşuyor? İşte sana yetmeyince sen de vatandaşa hoş görünmek için gidip ondan bundan uluslararası piyasalardan borç yapıyorsun ya. Tayyip Bey sürekli şöyle söylüyor. IMF borcu biz ödedik. Ya IMF borcu ödedin de gittin öbür tarafından 4 katı borç yaptın. Hani şöyle düşünün. Bir arkadaş çıkıyor. Ben İş Bankası'na borç ödedim. E, Vakıfbank'la Ziraat'ten 4 katını aldın. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunu anlattığınızda bunlar o dönem için insanların hoşuna gitti. Ama geldik tıkandık. Şu an gerçekten 70 sente muhtaç hale geldik. Şu gün itibariyle Merkez Bankası'nda, Merkez Bankası bizim için, hepimiz için çok önemli. Merkez Bankası'nın bir döviz rezervi vardı. Bu da ne demek biliyor musunuz? Hani sizin bir kasanız vardır ya, ya biraz işte günlük ihtiyaçlar için, kredi taksit için kazandığınızı kasaya koyarsınız. Ya kredi taksiti gelecek, ödenecek. Çocuğun işte okul masrafları ödenecek. Bir miktar kasamda para kalsın. İşte ne yazık ki Sayın Berat Albayrak ki Cumhurbaşkanı'nın damadıdır. Bu kasadaki parayı tükettiği gibi başkasından aldıkları parayı da harcadı. Arkadaşlar bu an, şu an itibariyle bizim Merkez Bankası kasasında bir yıllık borcumuz kadar normalde bütün ülkeler
bir yıllık borcu veya biraz daha fazlası para tutar. Bizim bir yıllık ihtiyacımız yaklaşık 200 milyar dolar. Bizim yani cari açık artı bir yılda önce ödeyeceğimiz borçlar. 200 milyar dolara yakın paramız varsa fena değil diyecektik. Bugün eksi 50 milyar dolardayız. Bugün eksi 50 milyar dolarız. 250 milyar dolar çok büyük bir para. Üstelik nakit para. Ne zaman ki bu durumu gördüler, Tayyip Bey damadını görevden almak zorunda kaldı. Peki damat bey ne yaptı? Damat bey bütün dünyaya meydan okudu. Ben hepinizi yenerim dedi. Ve tuttu dövizi sattı. Tuttu dövizi sattı. Sattıkça da aldılar. Uluslararası piyasalar aldı. Yerli yatırımcılar aldı. Bir gün geldi döviz yok ortada. Ve bunu gördükleri an yeni yönetim geldi. Yeni yönetimin işi kolay değil. Şimdi ne diyor yeni yönetim? Sayın Naci Aballa, Sayın Lütfü Elvan. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası. Bu ne demek? Bu şu demek, sizi sıkacaklar. Sizi sıkacaklar. Birini sıkacaklar. Ve bunların açıkladığı yol haritasına baktığımızda esnafları sıkacaklar, çalışanları sıkacaklar, ücretli geçinenleri sıkacaklar demektir. Çünkü sizin daha az para harcamanızı sağlayacaklar ki enflasyon düşsün. Siz zaten zor durumdasınız, siz zaten kredi borcu altındasınız, siz zaten iş yapamıyorsunuz, siz ağır bir pandemiyle tek başınıza kaldınız. Dünyanın bütün devletleri kendi milletine sahip çıktı. Oysa ki biz de bunu yapamadık. Bakın 2-3 milyar dolarımız olsa aşı siparişini versek, şu 1-2 ay içerisinde nüfusumuzun %50'sini aşılayabilseydik 1-2 ay içinde bütün piyasalar açacaktık. Ya 2-3 milyar dolar buraya harcayamadık. 130 milyar dolar döviz rezervimiz elimizden gitti. Ya 2-3 milyar dolar harcasan bütün piyasayı Mart başında açabilme haline gelebilecektik. Bütün şimdi bakıyoruz, bütün devletler vatandaşını aşılıyor. Biz böyle elimiz böğrümüzde bekleyip duruyoruz. Ya güçlü devlet, vatandaşını aşılayan devlettir. Madem bu kadar güçlüydük, 2-3 milyar dolar nedir ki bu ülkeye aşı getiremedik? Yazık günah değil mi? Her bir ay kapalı kaldığımızda en az 40-50 milyar dolar zarara giriyoruz. Ya bu kadar ufuksuzluk olur mu? 3 milyar dolar versen, belki 3 ay önce açılacaksın. Bu da sana 100-150 milyar dolar milli gelirine bir artış sağlayacak. Diğer ülkelerden önce açıldığın için. Böylesine zor durumda kaldık. Çok uzatmayayım. Buradan nasıl çıkarız? Mühim olan bu. Şimdi dikkat ediyorsanız Tayyip Bey sürekli reform, reform, reform diyor. Tayyip Bey kendisi de kabul ediyor. Artık bu ülkede hukuk olmadığı için, adalet olmadığı için, yargı bağımsız olmadığı için bir sorun var. Onun için de ekonomi bakanımız her gittiği yere Adalet Bakanı'nı götürüyor. Ne alakası var diyorsunuz? İşte bu yüzden. Bu ülkede hukuk, demokrasi ve adalet yoksa hiçbir reform paketi hiçbir zaman işe yaramayacak. Lütfen bunu aklınızda tutunuz. Eğer bu ülkede adalet yoksa, demokrasi yoksa, hukuk yoksa hiçbir reform hiçbir işe yaramaz. Boşuna vatandaşların gırtlağını sıkmaya da gerek yok. Onun için bu ülkede yapılması gereken ilk iş gerçek bir demokrasinin, bütün vatandaşlarımızın kıymet gördüğü, kimliğine bakılmaksızın eşit muamele gördüğü, kimsenin dışlanmamış hissettiği, hepimizin Türkiye'nin bağımsız mahkemelerimize inandığı bir reforma ihtiyacımız var. Şimdi ne yazık ki Tayyip Bey burada sıkışıyor. Çünkü Tayyip Bey'in yönetim düzeni gerçek bir adalete çok uygun değil. Birçok şeyi hızlı yöneteceğim diye kendi şeyine göre, kararlarına göre yönetmek istiyor. Elbette ki kendi kararlarına göre yönetecek. Ama bunu sınırlayan bir anayasa olacak. Bütün dünyada var. Bunu sınırlayan bir yasal olacak, yasalar olacak. Tayyip Bey bununla kendini sınırlamak istemiyor. Türkiye'nin açmazı da buradan kaynaklanıyor. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın, ne esnafımızın, ne çalışanımızın boğazını sıkmaya gerek yok. Burası çok güzel bir ülke. Burası çok güçlü bir ülke. Harika bir genç nüfusu var. Sadece demokrasi ve adalet geldiği andan itibaren yurt dışından uzun vadeli, düşük faizli, hatta doğrudan yatırımlı kaynaklar akacak. Yerli müteşebbislerimiz korkmadan yatırım yapabilecekler, önünü görebilecekler. Eğer böyle bir şey olsa, demokrasi ve adalet geldiği an gerçekten bu ülkenin fedakar insanları çabaları kadar, emekleri kadar para kazanacaklar ve bu bizim için büyük ferahlık demek. Ama bunun olabileceğini çok görmüyoruz. İnşallah biz yanılırız. İnşallah
Cumhur İttifakı bu gerçeği görür, vatandaşımızı artık bu pandemiyle boğuşan canı çıkmış esnafımızı sırf kendileri istemiyorlar diye bu krizde boğuşmak zorunda bırakmazlar. Değerli arkadaşlar, demokrasiyi, adaleti, hukuku getirdik. Peki bu ülkede bütün sorunları çözebilir miyiz? Bunu söylemek yanlış olur. Bu ülkede çok büyük bir gelir dağılım adaletsizliği var. Bu ülkede büyük bir tekelleşme var. Bu ülkede küçüğün ezildiği bir düzen var. Dijital çağa girdiğimiz, yeni çağa girdiğimiz bu düzende esnafı, KOBİ'yi korumazsak, ki bunlar bizim milletimizdir, çalışanımızı korumazsak bu ülkede elde edilen gelir sürekli yabancı ülkelere faiz veya kar payı diye aktarılmaya devam ederse yine buradan bir çıkış yok. Onun için yeni çağın gereği olan teknolojik ilerlemeyi de göz önüne alarak esnafımızı güçlendirmeli, bunu piyasa kuralları içerisinde yapmalı, çalışanımızın ücretini artırmalı ama aynı zamanda katma değerini de artırmalı. Çünkü çok ilkel ve kirli bir sanayimiz var. Buradan yüksek teknoloji bir sanayiye geçmek zorundayız. Ve en önemlisi de bütün bunu yaparken sadece pastanın dilimleri üzerine uğraşırsak başka bir fakirlikle karşılaşırız. Pastanın dilimlerini evet yeniden dağıtmak gerekiyor. Çünkü %1'lik bir kesim neredeyse pastanın yarısını yiyor. Kalan %99'u diğer kalan yarıyı bölüşmek zorunda kalıyor. Bizim gelir dağılımı adaletini sağlamalı. Gelir dağılımı adaletini sağlarken de katma değeri yüksek bir üretim. Fabrikalarımızda, hizmetler sektörümüzde, her yerde katma değeri yüksek bir üretim için çaba göstermeliyiz. Bakın dünyanın en güzel ülkesiyiz turizm açısından. Şu İspanya'ya bir bakın, Fransa'ya bakın, İtalya'ya bakın. Onlardan çok daha güzel bir ülkeyiz. Turizmde onlardan çok daha iyiyiz ama 1/4 fiyatına turizmde oda fiyatımız, yatak fiyatımız var. Yazık günah arkadaşlar. Gerçekten yazık günah. Şu ülkeye bakıyorsunuz sadece madenlerimizi elimizden alıp götürüyorlar. Altın madenimizi, diğer madenlerimizi. İlkel ve kirli bir sanayiye mahkum edilmiş durumdayız. Neden? Her gün sabaha kadar Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocukları dövmeye kalkarsan teknoloji geliştirecek ki bizim krem de krema tabakası en yüksek puanlar alan çocuklarımız, o çocuklar teknolojiyi geliştirecek. O çocuklar katma değeri yüksek üretim yapacak. ODTÜ'de, Boğaziçi'nde, İTÜ'de, Bilkent'te. Ama siz o çocuklar sanki düşman çocuğuymuş gibi bütün çocukları aynı kefeye koyarak bir resim üzerinden hepsini aynı düşüncede kabul edip sabaha kadar o çocukları dövmeye kalkarsanız o dövülmüş çocuklardan katma değeri yüksek bir üretim çıkmaz. Şu elinizdeki, hepinizin elinizde kullanan dokunmatik telefonlar var ya, onu bir garajda yaptılar. Ve o şirket, hani elma sembolü olan o şirketin bugün bir yıllık cirosu Türkiye'nin milli gelirinin 3 katı haline geldi. Bir şirket, bunu yapan o yaratıcı zeka, yaratıcı zekayı yok ederseniz, bu yaratıcı zeka illa şeyden çıkmak zorunda değil. Muhafazakar bir yaratıcı zeka da var bu ülkede. Onlar da kendini baskı altında görüyor. Bu baskıyla, bu antidemokratik yapı içerisinde, bu adaletsizlik içerisinde çocuklarımıza iyi bir ülke bırakmak mümkün değil. Ama karar sizlerin, sizler karar vereceksiniz. Halk ne derse olacak ve her şey sandıkta olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Sayın Aykut Erdoğdu'ya teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi Sayın Başkanım, burada Sayın Erdoğdu'nun bir kısım değindiği bir mesele var. Sigorta eksperleri, sigorta şirketleri ve yetkili servis meselesi. Şimdi bu meselenin mutlaka ekonomi masasına sizler tarafından aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kayıtlara da geçmesi açısından. İkincisi, içimizde tabii farklı otosanatkarlar içinde farklı meslek mensupları var. Bir otomobilin değişik araçlarını, değişik parçalarını tamir eden, bakımını yapan arkadaşlar var. Sizlerin bu konuda geçmişten bugüne, pandemi öncesi ya da sonrası, ya da 2018 yılında başlayan büyük ekonomik durgunlukla birlikte
yaşadığınız süreç konusunda da görüş ve düşüncelerinizi ben dinlemek istiyorum. Biz dinlemek istiyoruz. Bu konuyla ilgili isterseniz önce ben Sayın Keskin'e söz vereceğim. Arkasından da konuşmak isteyen arkadaşımız var ise işaret buyururlarsa onların da kaydını alalım. Sırayla sizlere de söz vereceğiz. Sonra da Sayın Kesici de başta olmak üzere diğer arkadaşlarımız sizin görüşlerinize değerlendirmeyle cevap verecekler. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, 1968'de temeli atılan İlhan abi Süleyman Bey tarafından Allah rahmet eylesin. 75'te hizmete giren 500 tane atölyenin ve sosyal testlerin olduğu yerin tüm maliyeti 55 milyon. Ondan bize de dağıtın verirsin değil mi? Bundan ben size veririm efendim. Tüm maliyeti 55 milyon. 500 tane atölye. Şimdi biz değerli vekilim Aykut Erdoğdu Bey bundan bir takriben bir ay önce geldiklerinde başlıklar halinde vermiştim. Ben daha çok vekillerimi ve İlhan abiyi dinlemek isterim ama kısa bir sunum, çok kısa hemen yapacağım. Taleplerimiz nedir? Ve sağ olsunlar Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bunu mecliste dile getirdi. Bize de cevaben sağ olsunlar bütün yönetime birer dosya halinde gönderdiler. Dolayısıyla Aykut Erdoğdu vekilime teşekkür ediyorum. Bizim başlıklar zaten şöyle. Efendim vermiştik hemen çok kısa değerlendireceğim ve size bırakacağım sözü. Dolayısıyla arkadaşlar da bunlardan yakınacak zaten. Değerli vekillerim, Şükrü Başkanım, bizim sigorta şirketleriyle ilgili yaşanan problemlerimiz var. Büyük problemlerimiz var. Sigorta şirketleri üstümüzde bir kartel oluşturdu abi. Zaten sigorta şirketlerinde %85-86'ları yabancı sermaye geçtiği için şimdi sigorta şirketleri otomotiv sektörünü istediği gibi yönlendiriyor, yönetiyor. Kiminle? Gerekçi olarak da kullandığı elemanlar eksperler. Yani manevela kullanıyor onu. Yaptıkları şey eksper bize geliyor. Mesela ben 1975'te iş yeri açtım. Keskinler firması var. Reklamını da yapalım. Yani 75'ten bugüne ben burada çalışıyorum. Ben bu kadar zorluk yaşadığımı hatırlamıyorum. Üstümüze gelen bu baskıdan dolayı muhteşem bir sıkıntı içerisindeyiz. Sıkıntının muhteşem olur mu? Onu bilerek kullanıyorum. Muhteşem bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani muazzam diyeyim o zaman. Peki. İlhan abinin teknik terimlerine. Peki. Şimdi eksperlerin atanması. Yani eksperler sigorta şirketleri tarafından atandığı için eksperler bize diyor ki biz dosya alabilmek için sigorta şirketlerinin şeylerine uymak mecburiyetindeyiz. Kriterlerine uymak mecburiyetindeyiz diyorlar. Yoksa dosya alamıyoruz diyorlar. Biz de teklif ettik bunu yıllarca. İşte huzurunuzda bir teklif daha yapıyorum. Diyorum ki bu sigorta şirketleri hazineyi tarafsız temsil ediyorsa bunlar hazineden alsınlar şeylerini, dosya ücretlerini ve bu buradaki adalet mekanizması işlesin. Parça tedarik. Şimdi ben 45 yıldır gidiyordum, istediğim parçayı istediğim yerden alıyorum. Serbest piyasa ekonomisi var dediler. Öyle ya. Tamam. Şimdi ben diyor ki sigorta şirketi bu parçayı X firmadan tedarik edeceksin. Oradan etmezsen, oradan firmaya bu tedarik etmezsen ben senin yedek parçanı karşılamam diyor. Yani bizi mecburen oraya doğru yönlendiriyor. Pert araç. Pert araç dünyanın her yerinde ad üstünde pert olmuştur. O araç pert olduğu zaman preslenir ve atılır. Bizim Türkiye'de pert araçlar yeniden trafiğe çıkıyor ya yeni plaka alıyorlar. Pert araç trafiğe çıkınca sigorta şirketi arabaların hepinizin malumu ne yapıyorlar? En ufak bir noktada perte ayırıyorlar. Neden? Sigorta şirketleri oradan ikinci bir kazanç temin edecek. Bize pert araç diyor, primini indiriyor, arabayı eline alıyor, o sigorta şirketi pert aracı tekrar hayata geçiriyor, trafikten plaka alıyor, vatandaşa satıyor ama bir şartla. Onu sigorta etmiyor. Pert olduğu için. O zaman sen niye alıp satıp sahtekarlık yapıyorsun? Dolayısıyla bu tip bir sahtekarlığa muhatabız. Bu ağır hasarlı araç için uygulanan kontrol sistemi geliştirilmesi. Şimdi bu bir de sigorta şirketleriyle pert araç, tedarik, bunlar hepsi birbirine sarmal olmuş vaziyette. Muhbirler var İlhan abi.
Sigorta şirketi eksperi gönderiyor, peşinden de muhbir gönderiyor. Diyor ki hakikaten bu çay bardağına yaptığı şeyi bir ekspertiz yap, orada bir şey var mı? Yani işi bizimle zorlaştırmak için her türlü manevrayı kullanıyorlar. Poliçelerde onarım var, mini onarım. Bunların kaldırılması. Trafik kazalarında kullanılan eşdeğer yedek parça dediği ben eşdeğer parçaya varım. Çünkü eşdeğer parçayı çıkan kanunlara göre Türkiye'de üretilecek. En azından Türkiye'deki sanayi, otomobil sanayi geliştirecek, kalkındıracak. Eşdeğer parça. Arkadaşlar hepiniz parça kullanıyorsunuz. Eşdeğer parça Türk malı mı, Çin malı mı veya hep Kore malı mı, yabancı ülkelerin malları? Tayvan malı. E peki eşdeğer parçayı çıkarttın, bir yasallaştırdın. Türkiye'deki otomotiv yedek parça sanayini kaldıracağım diyorsun. Tayvan'a sen daha çok getiriyorsun. Nereden getiriyorsun? Şey Ahmet nerede Ahmet? Şey bizim klimacı Ahmet. Koyuncuoğlu gitti demek. Kaçtı, ona ceza uygulayalım. Mesela bütün klimaları dışarıdan getiriyor. Çin'den getiriyor. Dolayısıyla bir blok mafiyet yasası çıktı değerli vekillerim. Blok mafiyet yasası bizi koruyan, kollayan kanun olacaktı. Mesela biz o zaman bizden teklif istediler. Ben yetkili kurumlara teklif verdim. Dedim ki bize 300 metre, 400 metre. Dediler tamam. Sonra bizim hesaplarımızı yaptık. Yetkili olabilmek için 600 metrekare kapalı alana ihtiyaç var. 200 metre açık alan. Öyle mi arkadaşlar? Peki. Biz ona göre dizayn ettik. Gittik dedik ki bizim işimizi bu blok mafiyetine çıkan yasaya göre bu kurtarır. Tamam dediler, haklısınız. Biz 600 metrekare istiyoruz. Kamyon kamyonete işte onlar ölçüyü verecek, kamyona da verecek. Yasa çıktı İlhan abi. Tenezzü arabaya, bak Allah rızası için ya, tenezzü arabaya. Kamyon kamyonete 300 metre, kamyona 300 metre, kamyon kamyonete 400 metre, küçük arabaya 600 metre. Ama niye yaptılar bunu? Bizim dediğimizin önünü kesen Türkiye'deki otomobil karteli. Ya şimdi kamyon kamyonete 400, kamyona 300, tenezzü araba. Tamam biz de onu istiyorduk ama size yok dediler. Standartlara uymuyorsunuz. Ve böylece o blok mafiyeti bizi rahatlatan, blokları kaldıran o mafiyet bizim üstümüzde kartel oluşturdu abi. Ve şu an mesela 600 metre kapalı alanı olmayan bir otomotiv servisinin, tamirhanenin herhangi bir şekilde yetkili servisi kullanmayı bırak da ona yakın bir sistem daha var. O sistemi dahi kullanamayacak bir pozisyona getirdiler. Atatürk Sanayi Sitesi'nde 3000 iş yeri var. En büyük dükkan 100 metrekare. E şimdi 600 metrekare bana 200 metrede şart getiriyorsan zaten 6 tane 600 metreyi bulan bir esnafın esnaflığa ne işi var? Gitsin sanayici olsun veya versin kiraya. Dolayısıyla zaten şu an değerli vekillerim, Şükrü Başkanım, şu an bizim burada %70-75 oranında kiracı oluştu. Çünkü esnaf çark. Kim o kiracılar? Baktık otomobil tamircileri bu işi kaldıramıyor. Biraz tüzüğümüzün ötesine serbest ettik. Şu an farklı farklı mesleklerden gelenler kira marjlarını ve dükkan atölye marjlarının kıymetini artırdı. İşte mal sahipleri de bununla yetinmeye çalışıyor. Ve esnaf ölüyor. Ben İstanbul Otosanatkarları Esnaf Odası Başkanıyım aynı zamanda. 40'a yakın sanayi sitesi var bana bağlı. Oranın başkanlarıyla da toplantılar yapıyoruz devamlı. Yani şu an bizim otomotiv servislerini, yani oto tamircilerini eski terimle söylersek küçümsemek o kadar yanlış bir şey ki. Yani Türkiye'nin gerçek lokomotifi biziz abi, İlhan abi. Çünkü milyonlar diyorum, öyle elliler, yüzler, binler demiyorum, milyonlar. Burada 3000 çalışan var. İki Telli'de, ben İki Telli Organize Sanayi Sitesi'nin 10,5 yıl başkanlığını yaptım. 41.000 iş yeri var, 320.000 çalışanımız var. Peki ne alıyorsunuz destek olarak dediğiniz zaman öpücük alıyoruz. Dolayısıyla yani çok dertlerimiz var ama Aykut abi geldiği zaman ona anlattığımız için burada tekrar tekrar repete olmasın, tekrarlamayayım diye sizleri dinlemek adına kısa kesmek istiyorum. Dertlerimiz ortak. Şu an bizi sigorta şirk mesela logo. İlhan abi, değerli başkanım, Şükrü Başkanım, değerli vekillerim. Bizim bütün atölyelere şey geldi. Kaldırın tabelaları. Evet.
Matbuatı kaldırın. Tamam. Matbuatı basan makinaları da bize teslim edin diyorlar. Sanki her atölyenin, her tamircinin matbaa bölümü var. İstediği kartviziti bastırıyor, istediği evrağını bastırıyor. Ya akıllara ziyan bu yazı geldi. Biz bununla mücadele ettik. Bayağı büyük firmalarla hepsiyle mahkemelik oldum ben. Blok mafiyetiyle ilgili olsun, diğer konularla olsun. Rekabet kurulunda bunlara ceza kestirdik. Örnek, çok önemli bir marka, isim vermeyelim. Bize diyor ki çıkma parça kullanamazsın. Benim arabama sen muadil yan sanayi kullanamazsın diyor. Değil mi arkadaşlar? Öyle. Aynı firma kamyonetlerle ikinci el çıkma parçayı sanayide satıyor. Biz bunu şikayet ediyoruz. Bazen bana diyor ki X firma indir yıldızı. Öbürüne diyor ki indir logoyu. Marka ismi vermek istemiyorum. Hepimizi mahkemelerle götürdüler mahkemeler. Ama biz Allah'a şükür onlara açtık. Dedi ki kardeşim biz bu iş, burası Patagonya mı ya? Biz burada milyonlarca insanız. Yani 3-4 tane kartele mi oluşturacak? Sonra başımıza başka bir şey geldi abi. Buradan çıkın diyorlar. Allah'tan ki Şükrü Başkanım'la kafa yapımız orada uyuyor. Buradan bizi göndermiyor. Nereye gideceğiz? Buradan Gebze'ye geçin, buradan Çorlu'ya geçin diyor. Bunu bana bir bakan söylüyor. Ben de diyorum ki bakana, sayın bakanım, ben oraya gidersem sen arabanı bana bakıma getirir misin? 100 kilometre. Orada 100 kilometre. Peki bir şartım vardı. Peki yapalım, ne yapalım dedi. Büyük patronları da kartel. Ben sermayeye karşı değilim ama bizi ezen sermayeye karşıyım. Ha, bize güç veren sermaye ülkenin zenginliğidir. Hiç itirazım yok. Ama gücünü, siyaseti de arkasına alarak küçük esnafı ezen hiçbir sermayeyi tanımıyoruz biz. Böyle bir sermaye olamaz. Ve getirimi yok. Sen bunları kaldırabilirsin, bunları kaldırabilir misin? Yok. Ama siz gidin. Biz küçük esnafız. Ya biz hayatımız boyunca sektör olarak devlete ne karşı gelmişiz? Ne vergi anlamında kimse devleti dolandırmamış. Eve gelir, bizden türeyen bir laf vardır. Yani abi siz dün değil evvelsi gün Hürriyet'te okudum, çıraklık bıraklık yaptım dediğini. Ya bize müşteri gelir, bir şeyler yaparız, borcum ne der? Ya bir siftahat yeter deriz. Biz böyle şey gönüllüyüz, yani gani gönüllüyüz Anadolu misali. E gitsin bakalım bugün yetkili servis dediği adama radyatörün kapağını açıyor. Öyle mi birader? Kapatıyor. Diyor ki saat ücreti, kapağı açtım, kapattım, suyu kontrol ettim, 15 dakika yaz fiyatı. Yani biz ayakta kalmazsak değerli vekillerim, bu sektör ayakta kalmazsa bizim yaptığımız iş dövize yönelik iş. Şükrü Başkanımın arabası gelse bana, ben bakım yapıyorum, diyorum ki başkanım ön balatalar bitmiş, arka balatalar 5000 kilometre daha gider, hem ekonomimize tasarruf hem biniciye, başkanıma tasarruf ediyoruz. E ama yetkiliye gittiği zaman bakıyor, diyor ki usta da yok orada. Usta da yok orada. Hep mavi gönlükte adamlar var. Mavi önlükte adamlar var. Ne olduğu da belli değil. Montajcı, söktakçı hepsini birden değiştiriyor. E bu hepsi dövizden alınan bir parça. Bizim ülke olarak, bizim sektörümüze sahip çıkılması gerçekten bir ulusal meseledir. Gökhan Vekili. Ulusal meseledir. Ekonomiye dayalı, dövize dayalı, ekonomiye dövize dayalı, dövize dayalı parça tüketiyoruz biz. Şimdi buraya günde 30 bine yakın araba giriyor. 30 bine yakın araba giriyor. Hepinize malum. 30 binin hadi 5-10 bini ya baktık bir şey yok dedi gitti. 20-25 bin arabaya dövize karşı dövizle alınan yedek parça takılıyor. Buna çok önem verilmesini çok arzu ediyoruz. Dolayısıyla dertlerimizi zaten daha önce anlatmıştık. Ya bir tane daha başkanım, bir örnek göstereceğim ve huzurunuza çekeceğim. Kemal, şu gazeteyi getir.